GoSpor ekranlarından herkese merhaba. Galatasaray'ın galibiyetinden sonra yanımızda Medus var. Abi hoş geldin ilk öncelikle ve tebrikler galibiyetiniz için. Öncelikle kısaca bir ligin öncesine, ligin başlarına dönmek istiyorum. 4-0 başladınız. Daha sonra geçen haftayı 0-2 geçirdiniz. Önemli bir hafta sizin için sanırım ama yine de en başta söylenenlerden daha iyi gidiyordunuz. Sizin açınızdan tabii ki öyle değildir diye tahmin ediyorum. Bir bu ilk 4-0'lık süreci, daha sonra 0-2 ilk haftayı bize bir özetleyebilir misin? Yani sezonun başında bize herkes power rankings derdi. Ben ne kadar umursamasam da mesela çoğu fanlar önemse böyle şeyleri. Mesela bakıyor adam, Galatasaray 6. diyor. Mesela oradan ünlü bir tane oyuncu, diyelim ki Elvin, Nuri, Taldırım vesaire. Adam bakıyor roster'a, kadroya. Ondan sonra diyor Galatasaray 6. 7. şöyle böyle. Ama ben her zaman biliyordum böyle üst sıralarda oynayabileceğimizi. Hani onu da kanıtlayabildiğimiz için mutluyum. Lige 4-0 başladık. İyi bir başlangıçtı ama birazcık fazla yerlerimiz kalktı. O yüzden 0-2 bizi birazcık daha kendimize getirdi. Hani cıvıklaşmamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Hani 2-0, hani 4-0'dan sonra birazcık böyle şey olmuş çünkü. Hani kazanıyoruz, iyiyiz lan falan muhabbeti olmuştu. Hani öyle olmadığını gösterdi Royal Youth ve Fenerbahçe. Hani kardeşim biz de buradayız yaptılar. İyi ki de yaptılar çünkü hatalarımızı görmüş olduk. Her ne kadar kaybetmiş olsak da bir şeyler öğrenebilen bir takımız. Hani maç kaybettikten sonra aramızda genç oyuncular olmadığı için her zaman sorunu bulup sorunu çözebiliyoruz. Bence en iyi yönümüz bu. O yüzden kaybettik ama hatalarımızın üzerine gittik ve kazanmaya başladık tekrardan. Mutluyum. Bu süreç boyunca hedefleriniz neydi ve şu anda hedefleriniz ne? Nasıl bir değişim geçirdi? Açıkçası şöyle bir hedefimiz var demek zor. Sadece elimizden geleni en iyisini yapıp sadece ve maç kazanmaya odaklanıyoruz. Hani antrenmanlarımızı doğru şekilde yapıyoruz, solo kilolarımızı atıyoruz, maçlarımıza çıkıp kazanmayı hedefliyoruz. Başka açıkçası şöyle bir şey yok, hani şampiyon olacağız, üçüncü olacağız, beşinci olacağız falan gibilerinden bir şey yok. Oynuyoruz, maç kazanmaya bakıyoruz, kaybedersek hatalarımızı düzeltiyoruz, bu kadar. Fenerbahçe maçından önce bu biraz ufak trash talk olayı olmuştu ama aslında hepimiz biliyoruz ya, Instagram'da attığım fotoğraftan da. Sonuçta hepiniz arkadaşsınız. Ama bazı taraflardan çok negatif tepkiler alabiliyorsunuz bu tarz durumlarda. Senin genel olarak bu duruma karşı görüşün ne? Trash talk olayına ve taraftarların tepkisine. Açıkçası benim umurumda değil böyle şeyler. Bakıp sadece gülüyorum yani. Yani bakıyorum ve hatta attığım tweette de öyleydi zaten. Hani bakıyorum ve gülüyorum adlı tweette. Gerçekten bakıyorum ve gülüyorum. Gerekirse ben de cevap yazıyorum. Normalde cevap yazan bir insan değilim. Ama artık birazcık daha böyle hani yazarım ya ne olacak kafasına girdim. O yüzden atıyorum yani, o kadar da sorun değil yani, o kadar da büyük bir önem taşıma benim için. Bu maça geçelim biraz. İyi başladınız erken oyunda ama sanırım istediğiniz gibi kapatamadınız. İstediğiniz kadar temiz kapatamadınız daha doğrusu. Biraz maçtan bahsedebilir misin bize? İyi başladık. Gerçekten iyi başladık. İyi de avantajımızı kullanıyorduk ama oyunun orta safhalarına doğru bir iki tane hata yaptık. Takım olarak hata yaptık daha doğrusu. İletişimde ufak böyle en ufak bir sorun oldu ve adamlar onu kullanabildi. Gerçekten çok ince bir açıkta ve onu kullanabildiler. Bunun üstüne daha fazla gitmemiz gerekiyor. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi zaten az önce maçtan çıktıktan sonra da onu konuştuk. Hani dedik evet gerçekten bir sorunumuz var yani, bunu çözmemiz lazım dedik. Ve eve gittiğimiz zaman da bunun üstüne gideceğimize eminim. Bilmiyorum baktım ama 9-3 yamasında nişancılara ve nişancı eşyalarına çok büyük değişiklikler geliyor. Seni hep zaten oyun sonunda daha çok taşıyan, oyun sonunu seven bir oyuncu olarak gördük. Neler düşünüyorsun bu değişiklikler hakkında? Madness geliyor. Ardent geliyor, Madness geliyor, Tristan'a geliyor, Kettin geliyor, Vayne geliyor. Yani şu an bayağı mutluyum o konuda çünkü birazcık demeyeyim de bayağı bir kere metası olmaya başladı. Zaten bu Riot her kış mevsiminde aynı şeyi yapıyor diyebilirim neredeyse. Her kış mevsimine baktığımız zaman Ardent metasıdır, şudur vesaire. Pre-season'da AD-Carry'ler güçsüz. Yaz mevsiminde orta derecede hani vesaire. Böyle gidiyor yani. Her zaman belli bir fikstürleri var. Onları devam ettiriyorlar. Diğer mevsim gene düşeceğini biliyorum. Ama gene de şu an mutluyum yani. Son olarak ligde Türk nişancılar arasında böyle oyun sonunu seven çok fazla nişancı var. Holy Phoenix olsun, Zaytnot olsun, Senol, Pedden olsun. Bunları karşılaştırmak ister misin? Ne gibi bir karşılaştırmak? Kendini bu saydığım nişancılar arasında. He, sen öyle diyorsun. Açıkçası ben öyle şeyde kullanmıyorum yani. Mesela şu oyuncuya karşı şöyle yapayım, bu oyuncuya karşı böyle yapayım. Açıkçası hani gerçekten umurumda değil. Ben sadece kendi oyunumu yapıyorum. Hani kendi oyunumu oynuyorum. Hata yaparlarsa değerlendiriyorum. Hata yaparsam onlar değerlendiriliyor. Bu kadar basit.
Çok teşekkürler röportaj için. Madness'la birlikteydik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.